Sokağı annem öğretti. Her gün aynı çorbayı koyunca annem önümüze, gene mi tarhana derdik. Annem de sokağa bakın derdi. Ya anam da niye böyle diyor derdik yani kendi kendime. Sonra bir gün sokağa baktım, anamın dediği oldu. Sokakta çorba içen adam yok. Evde mesela börek yapılır, börek kokar. O börek kokusu dışarıya çıkardı. Anam da parçalara böler, git karşı komşuya bırak kaç derdi. O zaman naylon yok, bir şey yok. Gazeteye katlardık. Bizde gazeteler çok güzeldi çünkü gazete satıyorum ya. En temiz bizim evdeydi. İnsanlar paylaşıyordu. Şimdi paylaştıkça çoğalan bir ülkeyiz biz. Her şeyi ama. Hani yarın yanağından gayrı her şeyi paylaşabiliriz.